Allah'ın barış projesiydi İslam. Bütün bir yeryüzünde bu proje hakim olsun. İnsanlar barış içinde, huzur içinde yaşasın. Sadece insanlarla değil, insanlar toprakla, insanlar suyla, yerle gökle, hayvanla barış içinde yaşasınlar. Vardıkları yere huzur götürsünler. Huzur paylaşsınlar ve huzur versinler diye. Fakat Bugün İslam deyince barış değil, savaş akla geliyor. Kendini Müslüman olarak adlandıran kitlelerin içinden, ahirette cennet kazanmak için yeryüzünü cehenneme çeviren türler çıkıyor. Ve buna da İslam diyorlar. İnsan olmadan Müslüman olunmaz. Dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. Bir din ki, insanın aklını, iradesini, vicdanını, merhametini, şefkatini, liyakatini, ehliyetini, gayretini, kalitesini yani insanlığını artırmıyorsa holiganlığını, canavarlığını, sarhoşluğunu, düşmanlığını artırır. Biz o dinden Allah'a sığınıyoruz. İnsanlığın barış elçileri, barış büyük elçileri olmalıydık. Aklın üstünde ter ter tepinenler akıllarını kiraya vermek için put arıyor. Bulamazlarsa put yapıyorlar. Ebu Leheb'lik ölmedi. Ebu Leheb öldü. Ebu Cehil'lik ölmedi. Ebu Cehil öldü. Müşrik Mekke toplumu kendini İbrahim'in dinine mensup sanıyordu. Ama İbrahim'in baltasıyla kırdığı putlara tapıyordu. Bugün de benzer bir süreci yaşıyoruz. Öğrenmeye ihtiyaç var. Ciddi öğrenmeye ihtiyaç var. İslam'ı kendi ellerimizle mahvettik. Bir tesellimiz var. Mahvedemeyeceğimiz, elimizin uzanamayacağı, içine katamayacağımız bir kaynak var. Şükür. Burada da o kaynağı öğreniyoruz, o kaynağı arz ediyoruz. Onun için Siretül Kur'an dedik. Kur'an'ın hayat yolculuğu.